Bronşektazi Latince kelime anlamı olarak bronş ektazi, bronş yani hava yolu, bronş ektazi bronşların genişlemesi. Biz tıpta bronşlardaki kalıcı genişlemeye bronşektazi diyoruz. Bronşlardaki kalıcı genişleme oldu, ne oluyor? Tamam, oldu bronşektazi, yani genişledi bronş. Bronşların belli bir çapı ve belli bir elastikiyeti var. Eğer bu çapı ve elastikiyeti bozulursa, yani olması gereken genişlenirse, hasta öksürdüğü zaman içerideki yabancı cisimleri dışarı atamaz. Tozu, mikrobu, balgamı yaptığı zaman eskiden küçük olan o çap genişlediği için, elastikiyeti olmadığı için dışarı doğru atamıyor. Atamayınca ne oluyor? İçeride o yabancı maddeler, mikroplar, balgamlar birikiyor. Birikince ne oluyor? Üzerine mikrop birikiyor. Çünkü o bir bataklık gibi düşünün, orada mikrop ürüyor gibi oluyor. Üredikçe orada balgamı dışarıya atamayıp da mikrop üredikçe bronş daha da genişlemeye başlıyor, daha da genişliyor ve bir kısır döngü yaratıyor. Öksürüyor, atamıyor, içeride birikiyor. O tekrar bronşu genişletiyor, tamamen bir kısır döngü oluşturuyor. Ve bu oluşan bronş genişlemesi ve içerideki birikim sonucunda akciğerin o kısmında yaygın enfeksiyon ve hastalarda sürekli olarak yıl içerisinde birkaç kez antibiyotik kullanmayı gerektirecek şekilde solunum yolu enfeksiyonları. Artık öyle bir seviyeye geliyor ki hasta sabah, öğle, akşam sürekli olarak balgam çıkarmaya başlıyor. Bütün sosyal yaşantısı bozuluyor. Yıl içerisinde birkaç kez hastaneye yatması gereken durumlar bile ortaya çıkabiliyor. Ağız kokusu, sürekli antibiyotik kullanmasına bağlı olarak bir süre sonra antibiyotiklere direnç geliştiği için antibiyotiklerin etki etmemesi, hastanın eğitimini, işini, sosyal yaşantısını, aile yaşantısını istediği şekilde idame etmesine izin vermeyecek şekilde genel durumun bozulmasına sebep oluyor. Bronşektazi eskiden çok daha sık görülen bir durumdu. Şu anda antibiyotiklerin daha etkili olmasıyla daha azaldı ama ülkemizde halen önemli akciğer sorunlarından bir tanesi.